teşekkür ediyorum. Teşekkürler ediyorum sevgili konuklarım, değerli izleyicilerim. Biraz hüzünlüyüm ama hemen ilk önce huzurlarınıza tanıyanlar onu gördüklerinde hatırlayacaklar. Ama bilmeyenler, yeni jenerasyona çok değerli bir hanımefendiyi tanıştıracağım. Çok eski oryantal, çok eski film yıldızı hanımefendi. Ne oldu da birdenbire gündeme bomba gibi oturdu. Hemen huzurlarınıza Leyla Sayar hanımefendiyi alıyorum. Hanımefendi değil mi? Leyla Sayar. Çok değerli bir hanımefendi. Şöyle sizi alacağım Leyla Hanım. Evet, Leyla Hanım'la konuşacağım çok şey var bugün. O kadar derin bir hanımefendi ki neler yaşamış, neler görmüş. Ben hafta sonu biliyorsunuz gazetelere fazla bir gömülürüm. Hele eklerdeki röportajlara bayılırım. O biyografilere bayılırım, onları okumaya bayılırım. Leyla Hanım'ın röportajını okuduğumda hemen yapımcımı aradım. Dedim ki ne olur hanımefendiyle programda buluşmalıyım, bunu gerçekleştirmeliyiz dedim. Hanımefendi sağ olsun yapımcımı da beni de kırmadı. Bugün sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar geldiğiniz için Leyla Sayar. Çok şey konuşacağız hanımefendiyle, çok şey konuşacağız. Sahne, sinema, hayat. Ve Leyla Hanım ne oldu da birdenbire dine dönüp kendini dine adadı ve 5 yıl ölümü bekledim ama yeter dedim ve döndüm aranıza dedi. Bunların hepsini konuşacağız az sonra. Kimlerle çalıştınız Leyla Hanım? En çok mesela oryantal olduğunuz dönemler. Herkes beni yani çok uzun yıllar dans ettiğimi zanneder. Ben yalnız Sevim Tuna ile. Sevim Hanım, Allah rahmet eylesin. Zeki Bürenli. Ne kadındı değil mi o da? Muazzez Abacı ile çok az. Muazzez Hanım. Evet, birer ikişer ay gibi 9-10 yıl kadar. Sevim Tuna ile nasıl anlaşabiliyordunuz? O çok güzel bir hatun, siz çok güzel bir hatun. Öyle arada bir kıskançlıklar oluyor muydu? Çok beni sever, çok iyi bir dostuz. Hiç kimse beni kıskanmaz. Herkese dostum, herkes çok güzel. Ne bileyim, güzelin düşmanı çok oluyor. Hayır. Ama hanımefendi de öyle güzeldi ki değil mi Sevim çok. Hanım da? Kendinden emindi. Bunlar çok önemli şeyler. Hem çok güzel hem çok iyi. Hem iyi güzel, bir kadındı. Hem çok Oğlak iyi. Oğlak burcuydu hatırlıyorum evet, ben. Evet, evet. Oğlak burçlar özel. Ben siz, de oğlak. Öyle mi? Aa bilmiyordum bunu. Ben de oğlak burcuyum da. Ya biliyorum onun için, onu. Biliyorsunuz. Evet, 2012 oğlakların yılı zaten bütün dünyada. Öyle mi? Öyle. Allah'ın izniyle inşallah. Peki, söylediğim bir şey vardı ki, o da hafta sonu gazetelere gömülmeyi seviyorum. İşim itibariyle de bunu takip etmek durumundayım ve özellikle de ekleri çok takip ediyorum, gazete eklerini. Bu röportajı Leyla Sayar hanımefendinin röportajını okuduğumda biraz önce söylediğim gibi yapımcım Reyhan'a rica ettim hanımefendiyle bir araya getirir misin beni, fakat hanımefendi panik atak olduğu için buradaki stüdyoda bulunan ekran başı, bunu size söylüyorum, stüdyoda bulunan misafirlerimizin, konuklarımızın da gördüğü üzere hem gürültü ve kulağının biri sağır. Çünkü duymuyor, biriyle ilgili bir problemi var. Onu da birazdan konuşacağız. Ve gürültü ve panik atak, zor çıkarttım gördünüz. Ve hanımefendi duramadı, göndermek zorunda kaldık. Çok üzüldüm. Ama Sajit Aslan Beyefendi ve Muhammed Nurdoğan Hocam'la hanımefendiyle ilgili konuşmak istiyorum. Belki biraz hava alıyor. Belki arkadaşlarım hanımefendiyi tekrar sokabilirler. Ben panik atak hastalarını iyi bildiğim için saygıda duydum. Olabilir. Niye güldün Sajit? Hanımefendi hava almıyor. O hanımefendi ana artere çıktı. Sol tarafa döndü ve devam ediyor. Yürüyor. Yürümeye devam ediyor. Nasıl be? Nasıl? Stüdyonun ana cadde, ana arter caddeye çıktı, sola döndü bir ve devam ediyor. Bir hava alayım dedi kadıncağız. Demek ki o Şişli'ye doğru yürümesi lazım. Oraya kadar hava alacak.
Şimdi Leyla Sayar 35 yıl önce programın başında dedim ki tanıyanlar görünce hatırlayacaklar. Tanımayanlar tanısın istediğim bir hanımefendiydi ama panik atak böyle bir şey zaten. Muhammed Nurdoğan hocam da gördü. Hiçbirimiz evet. burada tutamadık kadına. Burası bastı. Ve kulise de tutamadık. Kulise de geldi ve sürekli ayakta durdu. Olabilir. Geçmiş olsun. Allah şifasını versin inşallah. Bu konu üzerine konuşmak istiyorum ben. Çok güzel bir röportaj. Sağıçta Aslan'ın bu konudaki donanımını ve burada hanımefendinin anlattıklarına göre Muhammed Nurdoğan hocamdan da öğreneceğimiz şeyler var. Şöyle ki 35 yıl önce Türk sinemasının en ünlü kadınlarından biriyken kendini dine adadı ve yalnız bir hayata başladı. Ve diyor ki 5 sene ölümü bekledim. Sonunda sıkıldım, geri döndüm. Rüyasında peygamberleri görmeye başlayınca şöhretinden vazgeçmiş. Şimdi Muhammed Nurdoğan hocama dönmeden önce Sağıçta Aslan'la konuşmak istiyorum. Leyla Sayar'la hiç tanıştın mı Sağıçta Aslan? Leyla Sayar benim çok gençlik, hatta gençlik değil yani ben ortaokul ya son sınıf talebesiydim ya lise bir talebesiydim. O tarihlerden biliyorum. Leyla Sayar beni görse hatırlar mı hatırlamazmış hele şu haliyle. Hatırlamaz çünkü belli ki panik atak. Uzun seneler Zeki Müren kadrolarında. Beyhanım'la çalıştım mı çalışmadım mı şimdi ben de hatırlamıyorum. Maziz Hanım'la çalışmış. Çünkü şeyi hatırlamadı. Şükranay'ın ben haberini verirken. Maziz Abacı'yla mı çalışmış? Maziz Abacı'yla çalışmış. Hayır, Maziz Abacı'yla çalışamaz. Maziz Hanım genç ya. Tarihler uymaz birbirine ya. Maziz Hanım dedi. Maziz Abacı dedi değil mi? Ben Maziz Abacı Leyla Sayar'ın kızı yaşında nasıl çalışır ya? Evet Maziz Hanım'ın gerçekten mu? Bunların içinde özür dilerim bunların derken yani benim o grubun bir, içinde o en, grubun, en küçük dilerim, olan evet. o. En küçük Maziz Hanım'dır biliyor musunuz? Maziz Abacı'nın hatta yanılmıyorsam Emel Sayın'dan da evet, küçük olduğunu evet, doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Evet, Maziz Abacı hanımefendi Emel Sayın hanımefendiden de küçüktür biliyor musunuz? Evet. O en gençleri. Yani bir önceki jenerasyonumuz bizim. Emel Sayın benden 6 veya 8 yaş büyüktür. Abacı da benden minimum 4 veya 5 yaş küçüktür. Duydunuz değil mi? Ama hanımefendi ben doğru duydum. Muazzez Abacı dedi. Kim dedi? Sevim Tuna dedi. Ha, Allah rahmet doğru. eylesin. O tamam. Sevim Tuna Allah rahmet eylesin. O uyar. O doğru. Bazı yerlerde Sevim Tuna'nın özellikle Pembe Köşk'te şeyde sahilindeki Pembe Köşk'te Cahit, rahmetli Cahit'in yerinde çalıştıkları vakidir. Doğrudur bu. Ama Muazzez Abacı değildir bu. Ve şimdi, ben kendisini o tarihlerde hayal meyal hatırlıyorum. Ve o zaman Maxim'in çok küçük bir ofisi vardı. Ben de işte çok meraklıyım ya gece oradaki artistlere bilmem nelere falan. Pek pardon o saatlerde işte rahmetli annem beni hiç bırakmaz. Ama ben arada derede kaçarım çünkü Maxim'den bitişik bir apartmanda oturuyorum ben. Hemen kapı komşuyuz Maxim'le. Bu ameliyathanesine gittim oturuyorum. Hatırladığım kadarıyla zannediyorum ki Zeki Müren kadrosu. Ve ilk gala gecesi. Ya açılıyor. Evet gala gecesi. İşte çok işte tantanalı bir gece. Sıra Leyla Sayar'a geldi. Oriental. Hayır. Evet. Oriental mi? Oriental. Evet. Baksana. Oriental. Doğru. Ve o zaman müzisyen arkadaşlar belki eskiler çok iyi hatırlar. Meşhur kemancı Darvaş vardı. Çok önemli bir virtüözdü. O da yemek müziği, orada çıdan müziği, yemek müziğiyle açılıyor program. Bu sahneye çıkmadı. Leyla Sayar sahneye çıkmadı. Niye? Çıkmadı bilmiyorum. Neon'da işte yerimi beğenmemiş. Ne olmuşsa. Arada sırada gittiğim babamın yazıhanesinde unutamadığım bir skandal daha yaşandı. Neydi bu? Yalnız bir şey biliyorum oraya gelmeden önce, yazıhaneye gelmeden önce. Leyla Sayar hanımefendiyi ben sinemadan oryantalliye diye biliyordum. Öyle değilmiş. Ay, nasılymış? Oryantallikten sinema. Öyle biliyorum. Valla onları zannedemem. Bu esasında sinema artisti olarak biliyoruz hepimiz. Ama yani yanılabilirim de yani. Benim çünkü çok... Sinemadan sonra hiç dans ettiğine falan şahit olmadık biz. Ne oldu o yazıhanede?
Bu işte ikna edemediler bunu. O tarihte oranın müdürü var, Acem Mehmet, o ikna edemedi. O gidiyor, o geliyor ve gala gecesi de ve Maksim'de biliyorsun ki bir gazetelerde ilan edilen kadro eksik çıkmamalı. Böyle bir alışkanlık yok ve Zeki Müren kadrosu bu. Bu biraz hırpaladı bunu rahmetli. Ve bayağı hırpaladı. Dövdü mü yani? Hatırı sayılır. Ha, bilirim Fahri Bey'in o şeyini. Kemancı Darbaş araya girdi, ayırmak istedi. İşte Fahri Bey dedi, ne yapıyorsun, ne diyorsun? O da ufak tefek bir adamdı rahmetli. Elinde de keman var. O arada o da nasibini aldı. Kemanın sapı yarısı Fahri Bey'de kaldı, yarısı Darbaş'ta kaldı. Kim kıyametin bini bir para gidiyor. İşte kulağının duymasında... Duymuyor. Evet, duymamasının sebebi o günkü olaylardı, o günkü hadisedir. Öyle mi? Evet. Aslında Leyla Sayar'ın kulağının duymamasının nedeni Fahrettin Aslan'dan yediği dayaktı. Evet, yere düştü. Yerde de buna bir kötü bir darbe daha geldi. Kimse araya giremiyor. Girenler de zaten bir taraftan işte Acem Mehmet giriyor, bir taraftan Abdullah giriyor. Tutamıyorlar, zapt edemiyorlar. O zaman da Fahri Bey'in en bıçkın zamanı, en şey zamanı. Ve o araz oradan kaldı. Ama bakın bir insan, hocam siz çok daha iyi bilirsiniz. Bir yaratılış naturası vardır. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Şimdi o tarihlerde genç benim, düşünebiliyor musunuz? Bu söylediğim şey 60'lı yılların ortaları, 66-67 olabilir yani. Düşünün, hepimiz çok genç, çocuk yaşta insanlarız, daha buluğ çağındayız. O tarihte öyle bir gala gecesini ve solisti Zeki Müren olan bir gazinonun gala gecesinde bu kaprisi yapıp başına bu felaketleri getiren bu hanımefendi geliyor 70 küsür belki 80 yaşlarında şu anda oralarda seyrediyor. Kendisini bir canlı yayına çağırıyorsunuz. Yine geliyor bu kadar canlı yayında ve bu kadar önemli bir kanalı, önemli bir programı risk edebilecek duruma sokuyor. Şimdi. Ama kendinde değil. O zaman şimdi, çıkma. O zaman çıkmayacaksınız. Evet, bakın. Şimdi sizi yani televizyon programına çağırdıklarında buraya gelecek mantığı kafanızda oluşturup bazı talepler ortaya koyup buraya geldiğiniz zaman kafanızda herhangi bir panik atak ya da herhangi bir eksiklik olmuyor. Geldikten sonra işte o günde zaten yapmış olduğu kapris buradan. Siz profesyonel artist şunu yapar. Konuştuğu şeyle diyelim ki mutabakat sağlandığı gibi bir uygulama olmadı. Siz çıkar ilk gece profesyonelce işinizi görevinizi yaparsınız. Aşağı indikten sonra ben ertesi gün yokum, şu şartlar yerine gelmediği zaman dersiniz. Ve o gün orada yapıyor aynı hadiseyi. Başına böyle bir felaket geliyor ve duymasındaki bugünkü araz o günkü yılların hatırasıdır. Yıllar sonra geliyor aynı şeyi bir başka programda aynı şekilde, bunu da bir gala gecesi olarak kabul edin. Nitekim de buraya gelen her gün yapılan bu program şey, kendi bünyesinde böyle. Şu anda düşünüyorum. Biraz da hanımefendinin buradan kalkıp gidişinin sebebi zannediyorum. Hocam birebir gördü. Evet, buradaki misafirlerimiz de gördüğü için. Bana doktor musunuz falan dedi. Sen görmedin sadece. Bana dedi doktor musunuz dedi. Doktor musunuz dedi. Tıp doktoru zannetti. Hayır dedim, ben öğretim üyesiyim. Edebiyatçıyım dedi hocam da. Şimdi tahmin ediyorum bir de şöyle. Şimdi bu iddialar tabii hanımefendinin ve bu tip iddialar toplumda şu anda çok fazlasıyla gözler önünde. Yani baştan sona kadar bu toplum bana göre tamamen batıl iddialardan oluşan bir din anlayışıyla kuşatılmaya çalışıyor toplum. Ancak bir şey var. Bu tip iddialar aslı astarı temeli olmadığı için bir müddet sonra bu şahıslarda da pişmanlığa dönüşüyor. Kendi iç dünyalarında çatışmalar oluşuyor. Yani çünkü yani ben peygamberi gördüm. Ya Allah Allah. Ya bunun ispatı yok, delili yok. Peygamberi görmenin dinde bir hüccet sayılmadığını herkes biliyor. Yani rüyalardan hareket ederek efendim yahut da içime doğdu. Peygamberleri diyor ki hocam, peygamberleri görmeye başladım. Görüntüler geldi bana. Aslında ve olay... röportajı yapan hanımefendi soruyor. Diyor ki kaç yaşındaydınız o görüntüler geldiğinde? Ben sinemadayken başlamıştı. Hı. Delirdim sandım. Hı hı. Rahmetli Doktor Yıldırım Aktuna'ya, Recep Doksat'a gittim. Delirdim mi, ne oluyor bana diye.
Bu 3 yıl sürmüş. Yani peygamberlerin rüyasına girdiğine inanıyor hanımefendi. Yıldırım Aktun'u oynattım zannetmiş. Beni 1 ay evine almış. Zaten diyor ki Yıldırım Aktun'a eski flörtümdü. Kaybettiğimiz Yıldırım Aktun'a. Sonra o benim flörtümdü gençliğimde diyor. 1 ay evinde kaldım. Hatta diyor internette vardır. Leyla Sayar onu da aşık etti diye. Sanki çok önemliymiş gibi diyor. Buradaki tamamen hanımefendinin ağzından çıkan onun sözü okudum. Onun devrinde internette varmış böyle bir hadise. Onun devrinde manyetalı telefonlar vardı. Santrale söylüyordun Ankara'yı 3 saatte bağlıyorlardı ya. İşte Allah Allah. Ama şimdi peygamberlerle görüşülürse demek ki bu tövbe yolda yarabbim bulunuyor. Ay buna hiç gücüm yani yoktu. Allah manyetalı telefon ne oluyordu? Yok öyle açık manyetalı böyle basıyorsun kartlar çıkıyor. Ankara'ya 3 saatte gibi. 5 saatte bağlanamıyordu. Tabii Ankara'ya acele yıldırım bağladı. Belki sonraki demek istiyor kadın. Hani şimdi açın konuşamadım. Şimdi bakın, kadın diyordur ki şimdi girin diyordur. Dur hocam devam edeceğim. Şimdikini nereden sonra bu? Yıldırım Aktun'a bir şeyle daha itham ediyor. Bakın bu daha önemli. O bir ateistti diyor. Yani sen bir din adamına git dedi. Kim bilir şimdi Allah rahmet eylesin Yıldırım Hoca'ya ne dedilerse o sen benden haber. Çok doğru söylüyor. Yani, bakın. Şimdi bir dakika. Bu doktorlar, psikiyatri doktorları plasebo etkisi dolayısıyla bazen işte okuyuculara falan gönderiyorlar. Benim annem nasıl şey üfürükçü. Tabii. Ama bir dakika. Hocam Muhammed Nurdoğan hocam bir saniye devam edeceğiz kısa bir ara reklamlar. Evet, bir tarafımda Sacit Aslan, bir tarafımda Profesör Muhammed Nurdoğan hocamla Leyla Sayar hanımefendiyi konuşuyoruz. Kendisi panik atak olduğu için stüdyomuzda buradaki konuklarımızın da gözü önünde dışarıda olmak istedi. Ve ben saygı duymaktan başka yapacak kimseye de zorla oturacak halim yok. Gördünüz sizin de gözünüz önünde ve hocamın da gözünün önünde her şey cereyan etti. Burada hanımefendinin 35 yıl önceki sanat hayatından bahsederken peygamberleri görmeye başlayınca şöhretimden vazgeçtim diyor. Ve bu rahatsızlıkları yaşadığında deliriyorum mu acaba diye düşündüğünde kaybettiğimiz rahmetli eski bakanlarımızdan bakanlık yaptı değil tabii, mi? Yaptı. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye düzelteyim istedim. Yıldırım Aktun'a eski flörtümdü. Delirdim zannedip ona gittim. Buradaki başlığı okuyorum. Evet. Yıldırım Aktun'a eski flörtümdü. Delirdim zannedip ona gittim. Ama Yıldırım Aktun'a bakmış demiş ki 3 yıl boyunca tabii kadın bunu yaşamaya başlayınca Yıldırım Aktun'a oynattım zannetmiş. Beni 1 ay evine aldı. O benim flörtümdü gençliğimde. İnternette de vardır bu haberler diyor Leyla Sayar hanımefendi. Hatta onu da aşık etti diye sanki çok önemliymiş gibi diye de bir not düşmüş. Yıldırım Aktun'a Leyla Sayar'a demiş ki Leyla sana bir şey oluyor galiba. Ve Yıldırım Aktun'a için çok önemli bir itham ve iddia. O ateisttir. Sen bence bir din adamına git dedi diyor. Bu arada Muhammed Nurdoğan hocam dedi ki doğrudur. Böyle doktorlar bazen bu insanları üfürükçüye yolluyor dedi. Ben de aa dedim orada kaldık. Nasıl yani? Benim de bir hadisem var. Rahmetli Yıldırım Aktun'a. Tabii annem benim. Allah rahmet eylesin. Rahmetli annem depresyon hastasıydı. Birçok benim öğretim üyesi arkadaşlarıma da götürdüm. En sonunda da Yıldırım Bey'e Bakırköy'de. Evet. Ben Bakırköy Lisesi mezunuyum. O civarda oturuyorum Küçükçekmece, Florya'da. Annemi götürdük ona. Muayene et dedik. Hiçbir şey yok annenizin dedi. Yani hiçbir yani depresyon zaten böyle bir şey. Dedi ki siz hocaya götürdünüz mü? Üfürkçü dediniz ama hocaya götürdünüz mü dedi. Emin olun. Dedim ki hocam biz böyle şeyleri kesinlikle ya dedi ben de biliyorum dedi. Yani bunun ama bakın bu işin dedi telkin boyutu var. Plasebo denen. Hatta bize şöyle bir hikaye anlattı. Dedi ki bir gün bir hastam dedi. Hiçbir şeyi yok ama işte böyle anneniz gibi. En sonunda ona dedim ki bak gel sana dedim son bir ilaç. 2 tane buna ilaç verdim. Birisi dedi boya. Yeşil bir boya. Öbürü ise dedi nişasta. Plasebo denilen şey. Dedim ki bak bunu al. Önce bunu yutacaksın. Eğer sabahleyin kalk. Eğer idrarın yeşilse tamam bu iş çözülüyor demektir. Geleceksin sana bu son ilacı vereceğim ve bu iş bitecek. Diyor ki ertesi günü geldi bu hasta. Geleceksin sana bu son ilacı vereceğim ve bu iş bitecek.
Diyor ki ertesi günü geldi bu hasta. Hocam yemyeşil işte tuvalete çıktı. Ah tamam dedi. Tebrik ediyorum. Bu iş tamamdır. Şunu da al yut dedim. Ve hiçbir şeyin kalmayacak. Ve verdiğiniz ilaç diyor sadece nişasta. Yani ilaç şeklinde plasebo denilen şey. Şimdi o yüzden dedi yani böyle tamam, psikolojik telkinle bu işler bazen inanılmayacak şekilde çözüme kavuşuyor. O yüzden dedi götürün böyle bir şeye. Tabii biz yine götürmedik de. Yani o bakımdan söylediği aslında doğrudur ama ateisti falan o İslam'da bulunmak doğrusu çok ağır bir şey. Çünkü insanlar birbirlerini böyle kafir, gavur diye birisi benim hakkımda çok açık ve net hem de camide ismimi vererek bir işte Ahmet Efendi Cübbeli gavur diyor bana, kafir diyor bana. Ondan sonra da bir de benim ismimi değiştirmiş. Bakın ismimi Muhammed Nurdoğan Arapçada Muhammed'in karşılığı müzemmem yani zemmedilmiş, aşağılanmış. Nur'un karşılığı da karanlıkmışım. Doğanın karşılığı da dikkat buyurun ölen diyor. Burada enteresan bir aslında tehdit de var. Ben bunu bir savcı arkadaşla konuştum. Bir başka yerinde de konuşmasının diyor ki o cinler diyor sana bir takarsa görülürsün. Yani şu ifadedeki basitliğe, adiliğe bakar mısınız? Yani din adına konuşan bir insanın kullandığı kelimelere bakın. Cin sana takarsa diyor. Ve beni dolu dolu gavurlukla itham ediyor. Şimdi Nefi Efendi'nin, ben eski edebiyat hocasıyım. Evet. Meşhur Nefi'nin çok heccav bir insandır. Şöyle bir kıtası var. Diyor ki, Müftü Efendi bana kafir demiş. O zamanın müftüsü. Tutalım ben de diyem ana Müslüman. Yarın ruzu mahşere vardık da her ikimiz de çıkarız anda yalan diyor. Yani diyor ki, çevireyim. Müftü Efendi bana kafir demiş. Ben de diyeyim ki hadi tutalım ona Müslüman. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda ikimiz de yalancı çıkarız diyor. Doğru. Şimdi durum bu. Şimdi o bakımdan insanlara böyle kafir, gavur, ateist demek. Bir kere hocam şu an ağır şeydir. Şunu yani, anlamıyorum. Bakın insanlar birbirlerinden hele hele birbirlerini detayda tanımadan. Evet. Veyahut varsayalım ki tanıdı. İnsanların o dakikaki, o anki konuşmalarıyla sizin mütedeyyin bir Müslüman olduğunuza veya ateist olduğunuza neyle, hangi cümlelerinizden? Bir şekilde. Siz varsayın ki böyle bir asıl yok. Önemli, yani ne kadar, nasıl bu karar verebilirsiniz? Allah Teala'nın benim şu andaki şeyidir. Allah itikadıma, Allah'a olan inancıma, peygamberin hadislerine ya o olaylara samimi olarak bakışımın ne kadar doğru olup ne kadar benim içimde doğru olmadığına karşı taraftaki o da benim kaldı gibi bir Allah'ın kulu bakın, nasıl karar verme hakkına bir sahip? Bir şey daha var, psikolojik bir olay var. Şimdi ben bir insanı gerçekten inanan bir insan olmasını çok isterim. Onun haşa kafir olmasını, gavur olmasını ifadeler böyle hiç temenni etmem. Ama arkadaş sanki benim böyle kafir ve gavur olmamı arzu ediyor. Çünkü meydan boş kalacak. Estağfurullah hocam. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? O yüzden insanlar birbirlerine böyle ithamlarda bulunmasınlar. Bunlar gerçekten cahili evet, şeyler. Rahmetli, Allah'a inanarak, Allah'a inanarak Allah'ın evine ibadete giden bir adam çıkışta ayakkabı çalar mı hocam? Şimdi efendim bakın bir de şunu söylüyorum. Bak bir de çok açık ve net. Cuma günü biliyorsunuz sizinle bir tek cuma günü program yaptık. Evet. Değil mi? Ha. Evet. Teşekkür ederim. Ne dediniz siz? Ben cuma vakti çıktım, cuma namazını kıldım. Evet. Hatta yağmurun altında o eski stüdyoda. Evet. Ve geldim. Siz ne dediniz? Dediniz ki hocam cuma namazına gitti geldi. Şimdi doğru. Vatandaş diyor ki şeyde. Doğru. Bu adam diyor cuma namazını da kılmıyor diye. Program kim o sırasında. Vatandaş kim ya? Cübbeli Ahmet. Aa gelin mi takıştınız siz? Efendim şimdi Ana. Açayım. Gelin ne oldu hocam? Bir şey olmadı. Ve diyor ki onlar diyor niye diyor kadın programlarına katılıp duruyor benim için? Ya niçin kadınların aydınlanmasını istemiyor musunuz aa, siz? Öyle dememiştir. Hele benle ilgili dememiştir. Niye biliyor musunuz? Ben mesela Cübbeli Ahmet Hoca'yla telefonda konuştum. Onunla çok röportaj yapmadım. Ama yapmak siz yan yana gelmedi değil mi? Söyledim de kadınlarla röportaj yapmıyorum dedi. Sonra ben ona erkek gönderdim. Tamam dedim.
Bir şey söyleyeyim. Hayır, yok, yani, diyor ki, bakın, senin programına tavrım var yani, benim. Diyor ki, hani ben... Hayır hayır, diyor ki kadın programlarına çıkıyorlar bunlar. Aa, bak yani, çok kızarım öyle dediysen. Kadın programları ne o demek? O zaman kadınların aydınlanmasını istemiyorsunuz. Affedersiniz, benim annem kadın, benim eşim kadın, benim kızlarım kız kadın. O nasıl doğdu? Biz insanın, evet, şimdi niçin biz... Hocam bak vallahi dinde, küstürdün beni, küstürdün Barış ama. Dinde, yok küsmeyin, kimseye küsmeyin. Dinde... Böyle dedin mi gerçekten? Erkeğin... Cübbeli Ahmet Hoca, resmini koyun Cübbeli Ahmet Hocam'ı, rica ediyorum, seviyorum ben onu. Heh. Hocam böyle bir şey dedin mi ya? Hani beni seviyordunuz. Ben yani sizi şimdi, seviyorum dedim, biz de seni seviyoruz. Düzgünsün dedin, güzel işler akşam, yapıyorum dedin. Akşam, ailene düşkünsün dedin ya. Akşam programlarına çıkmadı diyor. Ben 70 kere akşam programına, haber evet, programlarına çıkmışım. Teke teke çıktım kendisiyle ilgili bir programda. Hocam bir de siz çok itibar gören eski bir zamandan isimsiniz. Beri. Şimdi kendisi çok affedersiniz ama bol bol köçeklerin çıkartıldığı bir kanalda program yapıyor da ben Türkiye'nin en saygın bir hanımefendisinin Allah programında ve güvenilir. Ve üstelik de güvenilir. Üstelik de konu ne? Benim konum nedir? Edebiyattır. Tabii. Dindir. Efendim, siz hiçbir zaman sosyal olaylardır. Bir sosyal hocam. Olaylarda bir bilimci olarak, bir toplum bilimci olarak konuşuyorum. Allah çok üzüldüm ve kızdım da. Şimdi bunu düzeltiriz. İşte böyle ağız dolusu çok insanlara... Merak ettiğim bir şey var hocam. Ben cuma namazına gitmiyorum. Evet, gitmeyebilirim. Müsaade de. Buyurun, gitmiyorum. Ya bir takım Müslümanlık, İslam dininin ritüellerini, vecibelerini yerine getirmemem demek size veya bir evet, başkasına benim Müslüman olmama için karar verme yetkisini size kim veriyor? Hiç kimse vermiyor. Bitti o zaman. Hiç mahşerde, kimseye de. Mahşerde hepimiz kendi hesabımızı hatta kendimiz vereceğiz. Hatta burada bir program yapılmıştı. Bir hanımefendi işte namaz kılanlar bunu bilir falan filan dediğinde dedim ki bir dakika, yani namaz kıldığınızı, oruç tuttuğunuzu benim insanlara, günahımı, benim günahımı, insanlara benim günahımın hesabını siz veya ilan etmenin bir anlamı verecek. Yoktur. Bakın, ona mı soracak? Bu yanlış bir şeydir. Ha bir de şu olaya gelelim. Şimdi rüya. Bakın. Ben şunu söyledim. Hep programlarda yıllarca birçok kanalda şunu söyledim. Burayı dinleyin. Hep bana hocam şöyle bir rüya gördüm, böyle rüyam gördüm, böyle anlatayım mı sana? Anlat ya, bir sürü şeyde rüya anlatılan şey kanallar var saatlerce. Bu bir ihtiyaç. Ama şunu bilin ki lütfen Allah rızası için. Rüya dinde bir hüccet, bir delil değildir. Sen rüyanda neyi görürsen gör. Bunun mutlaka bir sonucu olacaktır. Mutlaka buradan bir şey çıkarılacaktır diye bir şey yok. Yok. İki, hele hele dinde rüyanın hiçbir hüccet değeri yoktur. Bakın kitap, etkisinde sünnet, kalmayın mı diyorsun hocam? Etkisinde kalın da bundan bir efendim dini sonuç çıkartmaya kalkmayın. Ha. Yani bakın şimdi mesela ben peygamberi rüyada gördüm. Heh. Ben filancayı rüyada gördüm. İnanın ki bu dini alanın dışında bir alandır. Bu psikiyatrik bir olaydır. Psikolojik bir olaydır. Rüyayla ilgili, rüyalarla ilgili. Ne hocam niye böyle olaydır. Söyledin mesela? Bunun dinle yani... Hocam şundan dolayı mı dedin? Yani peygamberi kimse rüyasında göremez. Efendim çünkü görebilir peygamber ama şimdi onun bilmiyoruz ki. Onun kim olduğunu, onun peygamber bilmiyoruz. Olduğunu ben de çok gördüm ama yani bunun peygamber olduğunu söyleyip de buradan kendime bir pay çıkartma mümkün değil. Hı. Yine bir işte gene ben söyleyeceğim ama ondan sonra da beni tekrar tekfir edecek. Cübbeli Ahmet Hoca bir konuşmasında şunu söylüyor. Ne demiş? Ben diyor, efendim Hazreti Peygamber'i rüyamda gördüm. Çok görürüm ama bir kere de gördüm diyor. Cübbeli Ahmet Hoca mı demiş? Bakın, bana? Baktım diyor. Baktım ki diyor, boynundan yukarısı bizim Efendi Hazretleri diyor. Yani Efendi Hazretleri dedi herhalde Mahmud Efendi. Şimdi Peygamber'i böylelikle ne oluyor? Siz ister istemez şöyle bir sonuca çıkartıyorsunuz. Bu beyefendi veya herhangi bir kişi, herhangi bir insanı, kendisini, bir başkasını peygamber değerinde bir varlık hocam, haline haşa, getiriyor musunuz? Dağınıksınız bugün. Bakın bu ne kadar tehlikeli bir şey. Ne kadar tehlikeli bir şey. Ondan sonra öbür taraftan aç Cebrail vahiy aldığı yerde peygamber oturuyor. Ben onu söylediğimde diyor ki, efendim ben onu yani o Allah'tan peygamber Allah demedim ki diyor. Ben öyle demedim zaten. Peki bu durumda olan bir insan neyi söylemiş olabilir? Efendim diyor ki yani Cebrail peygamber Cebrail'den üstündür anlamı. Ya İslam'ın dinin böyle bir meselesi yok. Yani peygamber mi üstündür? Cebrail mi üstündür? Böyle bir mesele yok ki.
Cebrail bir melektir. Peygamber ise Cebrail'den aldığı vahyi getirip insanlara verir. Yani Cebrail Allah ile peygamber arasında elçidir. Peygamber ise Cebrail'den aldığı kelamı insanlara tebliğ ile görevlidir. Şimdi bunu birbirine karıştırıp da sonra daha başka şeyler var bak. Bunu inşallah bir programda ben görüşüyorum. Bir gece programında bu meseleleri anlatacağım tek tek. Diyor ki peygamberimiz diyor daha evren yaratılmadan önce onun ruhu yaratıldı, nuru yaratıldı. Allah'ın nurundan peygamberin nuru yaratıldı. Ve o gün kendisine bütün vahiyler verilmişti. Şimdi bakın bu işte aslında tehlikeli bir inançtır. Kur'an'da böyle bir inancın asla ve asla yeri yoktur. Bunlar masal, dini masala dönüştürmektir. Yani peki peygambere daha yaratılmadan vahiy geldiyse niye Cebrail tekrar 40 yaşında kendisine vahiy getirdi? Aynen. Sorgulayalım bunu. Yani burada akıl var mı? Burada izan var mı? Burada Kur'an var mı? Burada gerçekten bütün dünya alimleri toplansa acaba buna nasıl bir gözle bakacak? Zaten işin en enteresan tarafı, ondan evvel bir şey söyleyeyim, biraz hava değişsin. Bu rüyalardan bahsettiniz. Ben rüyamda iki kere, bu yaşıma kadar iki kere böyle çok büyük bir beyaz bir balık gördüm. Sabah halinde gittim, bunu anlattım, işte sordum ilenlere. Nedir dedim, bu büyük kısmet dediler. Hı. Ben bu balıkları gördükten sonra bir türlü bütçeyi düzeltemedim. Bu balık kadar borca girdim. Onun için bu... Rüyalara inanmayın. Geç. Öyle onu denir geldim. Ya. Rüyalar güzeldir. Bakın insana içinde bulunduğu... Şuuraltı düşündüklerinizi... Düşünce dünyası, önünüze getiren bir hikaye. Ama çok etkilenen ve bununla yaşayan da var, evet. Hocam. Çok i̇şte doğru o, bir şey sonu söyledim. Ne oluyor? Bakın sonu bu oluyor işte. Sonu bu derken sıyırtma gibi. Yani sonu kendi içinde çelişkilerle dolu bir dünya. Halbuki bakın İslam dini özellikle belgeli şeylere inanılması peki, gerekiyor. Bir şey söyle- aklı çok önemsiyor. Bakın bu burada aklı. En önemli i̇şte şey akıl, bu. Akıl dedim akıl de hocam. Akıl ve düşünce. Özellikle bunu Sacit Aslan'a sormak istiyorum. Son zamanlarda mesela sanat camiasında mesela Alzheimer, ne bileyim işte hanımefendi gibi hani bazılarının dine dönmesi, bunu biraz daha mı sık duyar olduk? Niye böyle oluyor? Hocamın da tabiriyle yani bu ben... bu rüyalar yok, peygamberi gördüm, yok şunu yaptım bunu yaptım derken hafif yoldan çıkmaya mı gidiyor hani ben şöyle ben onu yıllarca o, bu insanların bunlara yaptığı... şahit oldun mu Sacit ya? İşte mesela Beyya Hanım diyorsun mesela bu çok önemli bir Beyya Hanım'ın şimdi evi satılıyormuş. Öyleymiş. Son kalan ev zannediyorum. Öyle, bir şey öyleymiş. Kalmadı zaten Beyya Soy Hanım'ın. Yani düşünebiliyor musunuz? Beyya Soy gibi bir devre imzasını atmış birinin şu anda... Ne müthiş bir sanatçıydı değil mi? İnanılmaz. Sesi, yani müthiş. Çok önemliydi bunlar. Yani evet. Bunları şimdi anlattığımız zaman, söylediğimiz zaman o tarihleri ve o günleri yaşamayan insanlara... Abartı gibi geliyor. Evet. O günü yaşamak lazım. Sanatkarlar. Evet. Yani öyleymiş kadın. Her konuda böyle. Be. Şimdi bir kere benim şahsi görüşüm bu. Bu beni bağlar. Bir kere çok stresli bir hayatları var. Yani şartlar ne olursa olsun toplumda şöhret olarak, star olarak ve en önemlisi başlangıç noktasıyla son anlar madden birçoğunda da çok müsbet şekilde seyretmiyor. Bu para zamanında onların en popüler ve en revaçta oldukları zamanda bir para kazanılıyor ve hatırı sayılır paralar bunlar. Hı. Bu paralar akılcı ve kalıcı istikbale matuf bir takım yatırımlara dönüşmüyor. Dönüşse bile muhakkak bunun bunlara bu zararı verecek... Leyla Sayar'la ilgili konuşuyoruz. Bir şeyi çıkıyor, ne derler, bir problemi çıkıyor. Şimdi Leyla Sayar... Ünlüler, Behiye Hanım dedik biraz önce. Behiye İnanıyorum ki devri safletinde o da çok büyük paralar kazandı. Çünkü. Leyla Hanım değil mi? Evet. Şimdi. Çünkü baksana ne kadın. Ve kendilerini garanti altına hocam. Almıyorlar ama bazısı aklını kullanarak almıyor. Bazısı da şanssızlık olarak almıyor. Şimdi bunu. Ya da hayatlarına giren adamlar da bunları sömürüyor. Bunu, elbette ki. Şimdi ben çoğunda bunu da görüyorum. Büyüklerimde de görüyorum. O da yani doğru. Yani bir Serpil Örümcel olayını unutmayalım. Onun gibi daha bir sürü isimler var. Yani bu sadece toplumun içinde olmuyor. Bu meşhur kadın da bunu yaşıyor. Aynen öyle. Tabii canım bu toplum. Ünlü de bunu yaşıyor. Normal. Kadın kadındır. Erkek erkek. Bunu hep söylerim ya ben. Aslında bir tek üstündeki çuldur farklı olan
Hep bunu dile getiririm. Her yani gecekondudaki kadın da istismar ediliyor. Üniversite bitirmiş kadın da dayak yiyor. Ünlü kadın da dayak yiyor. Elbette hadi ki. Bu da mı canım? Ünlü kadının dayak yemesini halk oh bir yüreği ferahlıyor. İyi be bari bu da yiyormuş diyor. Yani sadece ben yemiyorum diyor. Oh be bu da yiyormuş ve o zaman demek şey ki. Sacit Bey teyiden şöyle de bir şey var bakın. Şimdi bu yaşanan hayat neonlar, alkışlar, efendim büyük paralar, şeyler falan, eğlence. Şimdi insanoğlu evet hayatta sadece maddi kazanç ve gelir için yaşamaz. İnsan olarak bizim bir de hayır hocam orada kendi kendimizi sorgulamamız hayır, bakın, insan, var. Hocam, orada başka bir insan şey olarak diyorsunuz ya, insan olarak dediğinizde bunu, bu şöhreti, bu optimal noktada yaşayanları bu kategorinin dışına çıkartın. Bu başka çok bir rica şey. Ederim. Burada tam tersi, tenzih ederek konuşuyorum, özür dileyerek. Madem soruyorsunuz, ama ben söylüyorum. Bir şey söylemek istedim, anlamadınız tam. Peki bir dakika yani. Bekleyelim, bir dakika bekleyin ne olur. Sadece çok önemli bir açıklama yapacak. Bunun güme gitmesini istemiyorum. Kısa bir ara, sonra Sacit Aslan'ın açıklamalarını lütfen can kulağıyla dinleyin istiyorum. Reklamlar. Sacit Aslan'ın çok önemli açıklamasıydı. Reklamdan sonra dedim Allah aşkına Sacit böyle bir şey açıklıyorsa dikkat diyorum. Dolayısıyla bu insanları normal vatandaşlardan farklı gözlemlemek lazım. Sizin söylediğinize ben katılıyorum. Ama bakın dünyada en tehlikeli şey ki bu rahmetli Zeki Müren'in lafıdır. Para ve şöhret karbonattan hazmedilmez dedi. Bunu hazmeden çok meziyet sahibi biridir. Kim hazmetmişse bugüne kadar. Bakın doğru. Etrafınıza. Doğru. Geçmişe bakın, bugüne bakın. Hayatını bir dar bir mahallede geçiren, gençliğini çok zor anlarla yaşayan, vasatın altında bir ailenin kızının kendi gücünden, seni yine tenzih ederek konuşuyorum yanlış anlama. Kendi ağırlığından fazla bir servete meziyetleriyle veya hasbelkader kazanabilir. Parayı kazanmak önemli bir şey değil. Mühim olan o parayı kullanabilmek. Doğru. Bakın bugün bazı insanların yine adlarını vermiyorum. Kumar masalarından kalkmıyorlar. Bir gün gelecek o kumar masalarında iki gecelik kayıplarına keşke diyecekler bir sihirli değnek olsa da o iki gecelik kaybımızı bize verseler. Çünkü o iki gecelik, üç gecelik kayıp 74 milyonluk bir ülkede ben iddia ediyorum ki belki milyonlarca ailenin istikbalini kurtaracak bir paradır. Ve hiç kimse de o parayı çalışarak hayalinde bile tecessüm ettiremez. Ütopyadır yani o rakamlar. Şimdi artistler bir de gelin görün ki belli bir süre sonra bu şöhret hiçbir zaman orada kalmıyor. Bazılarında yatay bir geçişle düşüş başlıyor, bazılarında paraşütsüz başlıyor düşüş. Ve siz o anda hele hele yaş ilerlemiş, o anda da hayal ettiğiniz veya en azından kendi geçiminizi temin edecek bir serveti elinde bulunduramıyorsanız evet. İşte rüyanızda balık da görürsünüz, tamam. Peygamberleri de sırayla görürsünüz, şimdi, her şeyi görürsünüz. Şimdi Leyla Sayar hanımefendiye bakarsak hocam bu kadar filmlerden ve sahnelerdeki oryantal dansözlükten sonra 35 yıldır yerde yatıyorum diyor. Ne oldu? Geçen tövbe... programda da vardı de hani hatırlarsınız Yaşar Bey kulakları çınlasın. Ben yerde yemek yiyorum. Şimdi bakın yiyebilirsiniz. Hani sağlığınız açısından yerde de yatabilirsiniz. Ama bunu bu din bunu emrediyor. İşte veyahut da işte İslam dini bunu gerektiriyor. Gibi bir söylemle konuşursanız ha böyle bir şey var anlamadır. Yalnız burada. Bu yanlış anlamadır. Yani peygamber şey. İnsanlar yemeklerini yerde yesinler diye Kur'an'ı getirmedi. Diyor yerde ki, yatsınlar diye bir şey getirmedi. Peki hocam lütfen bunu söylemek istiyorum. Diyor ki yine Leyla Sayar hanımefendi ben fakirliği ne kadar çok seviyorum biliyor hı. musunuz diyor. Ben elektrik eşyası hiç kullanmam. Zaten iki tane üç tane elbisem var. Kovada yıkıyorum. Yani teknolojiye karşı olduğunu söylüyor. Evet. Kalorifere koyuyorum ama kalorifer var bu arada. Koyuyorum, kurutuyorum. Ha. Çelişkileri görüyor musunuz? Yani size geçen gün siz de söylediniz. Hocam affedersiniz. Bir dakika. Çok rica dakika, ediyorum. Allah aşkına unutuyorum sonra. Lütfen. Allah aşkına Muhammed aşkına bak yemin ettiriyorum. Şimdi çelişkileri görüyor musunuz diyorsunuz. Bu memlekette zateniniz başta olmak üzere birkaç tane hayatını İslam'a adamış, hayatını oraya vermiş... İnsanlara saygın ve bilgilerine ve son derece adamış. Edebiyata İnsanlar adamış yani. Olan insanlığa İnsanlar. Adamış olanlara saygın var. Bir memleketin iki şeyinden oynayamazsınız. O memlekete tarihi ihdas edemezsiniz.
O memlekette yaşayan topluma din ihdas edemezsiniz. İşinize geldiği gibi dinin içerisinden cımbızdan bir şeyi çıkartamazsınız. Yeni bir din icat edecek. Oraya bir şey de ekleyemezsiniz, yani. İcat edemezsiniz de. Tarihte i̇şte de bu böyledir. Şimdi Türkiye'de... Mesele bu, çok çok önemli. Yani biz yıllardır şunu söylüyorum ben. Hocam, bugün müsaade edin şunu bitireyim. Bir din Allah ürettiler. Aşkına. Evet. Türkiye'de İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık yapmış 3 tane... Şimdi İlahiyat Seyret kınadığınız için bu aklıma geldi. Kınamadım ben. Yani hayır. Kınıyoruz diye konuşuyorum. Hayır, yani eleştiriyoruz diye söylüyorum. Profesörlük mertebesine gelmiş ve dekanlık yapmış 3-4 tane adam var. Önemli şahsiyetler bunlar. Hı hı. Bu arkadaşlar hayatlarını bu işe adamışlar ve derya gibi bilgiye sahip olan insanlar. Mutabık mıyız bu konuda? Mutabıkız. Bir televizyon kanalına çıkıp yıllardır bir araya geldiklerinde aynı Kur'an'ın, aynı suresinin açıklamalarında birbirlerine girdiler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Okuma oranının bu kadar orta şekerli olduğu bir ülkede profesör mertebesine gelmiş ve dekanlık yapmış kişiler eğer bir konuda ki özellikle din gibi bir kritik konuda Allah'ın kelamı yani Rab kelamı, o Arap kelamı değil, Rab kelamında siz herhangi bir ayette, herhangi bir surede mutabakat sağlayamıyorsanız okuma oranı ve bu konudaki bilgisi orta şekeri geçmeyen Türk halkını nasıl mutabakat sağlayacaksınız? İşte bu bilgiler cami imamlarına kalacak. Şimdi müsaade edin bakın orada doğrularla biraz bana göre yanlışlar iç içe konuşuyorsunuz. Olabilir. Ben haklısınız ama şöyle bir şey var. Şimdi o gördüğünüz ihtilaflar ki hepimizin içini yakan aslında Kur'an kaynaklı ihtilaflar değildir. Değil. Kesinlikle. Çünkü Kur'an-ı Kerim, bakın Kur'an-ı Kerim'in içerisinden anlam çıkartmanın yolları bellidir. Kur'an bizzat kendini tefsir eder. Ha ve her asırda o insanlara doğru yolu gösterecek mesajlar çıkartılabilecek şekilde, mucizevi bir şekilde indirilmiştir. Yani o yüzden 1000 sene sonra geçse bile o 1000 senenin meselelerine Kur'an'dan siz çözüm bulabilirsiniz. Ama birden çok anlamlara gelen ayetler var. Bu ayetler hiçbir zaman kötü bir anlama çıkmaz. Kur'an tahkim edilmiş bir kitaptır. Asıl ihtilaf bir takım insanların işte uydurma hadisler, iki, bir takım kutsallaştırılmış kişilerin etrafında meydana geldiği iddia edilen menkıbeler, keşifler, kerametler, rüyalar, ilhamlar, şeyh efendiler, mürit efendiler buralardan kaynaklanıyor ihtilaf. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi aslında biz Kur'an kaynaklı saf, arı duru İslami din yani Allah'ın dininden başka bir din üretmeyi işte bu yolla becerdik. Tarihin her döneminde bu böyle olmuştur. Yani peygamberler kitaplarını getirmişlerdir. Hemen devreye bir takım saptırıcılar girerek o Kur'an yani kitabı devre dışı bırakmak ve araya başka başka şeyler sokmak suretiyle inen ilahi kelamın anlaşılmasını imkansız hale getirmişlerdir. Peki ben, bugün de bu var. Ben sadece bugün, vatandaşım bakın, ben bunu nasıl çözeceğim? Bugün insanlara biz Kur'an dediğimiz zaman işte hocalarımız anlatacak. Birileri rahatsız oluyorlar. Ama böyle. Ben hatta bir programda bir ilahiyat hocasının şunu söyledim. Ben dedim ki bakın Allah Kur'an'da diyor ki Kur'an okumak farzdır diyorum ben. Kur'an'ı anlamak için okumak farzdır. Beyefendi telefonla bağlandı. Dedi ki hocam nereden çıkartıyorsun farz olduğunu? Kur'an okumak sünnettir. O anda Allah aklıma getirdi bir ayet ve diyor ki ey peygamber sana ve senin de beraberindekilere bu kitabı farz kıldık. Hocam peki neden dedim siz Kur'an'ın okunup anlaşılmasından adeta rahatsızlık duyuyorsunuz? Hemen devreye bir takım şeyler sokuyoruz. Siz Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an akıllara şifadır. Kur'an sosyal hayata şifadır. Kur'an ruhlara şifadır. Doğru yolu gösterir. Biraz önce hani şu şöhretler evet. Zümresi içerisinde ben anlatırken siz yanlış anladınız ya da ben yanlış anlattım. Estağfurullah. Söylemek istediğim şey şu. Parayla, şöhretle, imkanlar içerisinde yaşarken insanlar aslında bir de gece yatarken ya ben neyim, nereden geliyorum? İnanç sorunları çıkıyor. Şimdi bu inanç sorunlarına da insan akıl yoluyla cevap vermek zorundadır. Doğru. Yani ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim? Ölümden sonra ne olacak?
Şimdi bu meselelere eğer böyle siz, kimyası bozulan var. Ben neyim, ne oluyor? Eğer kimyası, bunu bakın Kur'an'la cevaplandıramazsa Kur'an okuyarak. O yüzden ben insanlara şunu söylüyorum. Çoluğunuzu çocuğunuzu bir takım adamlara, şarlatanlara kaptırmak istemiyorsanız lütfen bu çocuklara ve siz Kur'an'ın mealini okuyun. Allah'ın gönderdiği mektubu peki, okuyun. Mevzumuza tekrar dönelim ne olur. Mevzudan kopmayalım sevgili hocam. Hanımefendinin işte ben 35 yıldır yerde yatıyorum. Evimde evet. İşte teknolojiyle ilgili bu hiçbir şey yok. Yani. Bu din değil. Bu çok önemli. Hocamın da iddiası diyor ki bu bir din değil. Halbuki diyor ki talebelerim var, sohbetlerim oluyor. Camilere, kiliselere gidiyorum. İbadet yerlerinden haz alırım. Benim hiç vaktim olmaz diyor. Gidiyorum, geliyorum, dostlarım var. Allah'ı anlatıyorum onlara diyor. Ne güzel. Hanımefendi. Leyla Sayar'dan bahsediyorum. Kiliseye ve camiye gitmek zorunda değil. Yani Allah her yerde anlatılır. Biz şu anda biz de Allah'ı İnsanların anlatıyoruz. İnsanların 2 saatte sıkıntılarını aldığını söylüyor. Ama tabii ki bedava diyor. Anmaya çalışan bir öğretmenim diyor. Fakirliği işte sevdiğini anlatıyor. Diyor ki evime kimse girmez. Yerde yatarım. Yerde yatırırım. Gelen de yerde oturur. Koltuğum yok. Evde koltuk yok. Diyor hanımefendinin anlattıkları bunlar. 35 yıldır evimde koltuk ve yatak yok. Yerde yattığını. Yani koltuk günah mı? Ben onu soruyorum. Efendim Yaşar Bey. Televizyon dedi. İzlemek günah şimdi mı hocam? Vatandaşı hocam buraya gönder. Hocam televizyon izlemek günah mı ya? Evet günah günah. Çok büyük günah. Haram hatta. Ben bunları günah ama mı teşvik ben bunu ediyorum söylüyorum. Hocam? Haram diyorum. Evime televizyon aldırtmıyorum. Bağrılarıma televizyon aldırtmıyorum. Ondan sonra çıkıyorum. Köçek televizyonunda program yapıyorum. Çıkıyorum ondan sonra gelip burada televizyonda adam geçen gün geldi buraya sordum ben. Ya sen madem televizyonu eğer şey yapmıyorsan niye geldin bu programa çıktın? Bu ne şey? Kenan çelişki. Kut, evet. Hani bu ne ha, terhis, şey mi, bu ne lahana turşusu. Magic Necmi'ye evet. Dedin ya hocam, hani evinde televizyon yok. Evet. O da ama dedi ki hani benim şey diye, diyalog olsun dedi. Televizyon çıktı, insanlar sohbet. Efendim siz haram kabul ettiğiniz bir şeyde diyalog yapamazsınız, kusura bakmayın. Ya öyle şey olur mu? Ben haram bildiğim bir şeyle İslami tebliğ yapamam. Ya mesela faizle yahut da haram olan bir şeyle mesela diyelim ki İçkiyle ben tebliğ yapamam. İnsanlara şu içkiyi için de. Hayır bu da aynı mantık. Yani siz eğer televizyonu haram kabul ediyorsanız doğrudan doğruya televizyon olduğu için, teknoloji olduğu için. Ha bir de şu var. Efendim biz fakirliği seçtik. Ve bir de uydurma hadis getiriyorlar. Güya peygamberimiz demiş ki haşa efendim el fakru fahri. Fakirlik benim iftiharımdır demiş. Bunu kim demiş biliyor musunuz? Bunu aslında Budist rahipleri söylüyor. Budizmin bir şeyidir. Dünyadan kopmak, elini eteğini çekmek. Bu kültür yoluyla İslam kültürüne girmiş. Hayır, aslında İslam kazanıp infak etmeyi savunur. Adam gibi yaşamayı savunur. Güzel giyinmeyi savunur. Pejmurde, kılık kıyafeti perişan, ayakları pis, efendim üstü başı dökülen, yürüyen mezar gibi kıyafetlerle İslam temsil edilemez. Adam gibi kıyafetle geleceksin. Peki ben tekrar programıma konuk olarak aldım. Hanımefendiyi çok da güzel anons edip ağırladım biliyorsunuz. Fakat panik atak zaten geldiğinde ve gelmeden önce de sorunları başladı. Leyla Sayar hanımefendinin gönül isterdi ki burada olsun onunla daha rahat konuşabilirim ama son söylediği sözle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hanımefendiyi bu kadar geniş bu kadar güzel ortamda zapt edemedim. Kamera önüne hazırım diyor. Kamera önüne hazır mı? Ya artık ya. Burada bak. İşte kamera önüne hazırım dizide oynamam ama diyor. Kamera önüne hazırım. Neden olmasın diyor. Dizilerde oynamam da diyor. Filmde oynarım. Projelerim var diyor. Hanımefendi ben seni burada tutamadım ya. Bir şey söyleyeceğim şu sana. Şu koskoca stüdyoda tutup edemedim ben seni ama. Hastayı Leyla doktora Hanım. Götürmüşler. Ha. Adamın annesi hastalanmış doktora götürmüşler. Bakmış doktor. Demiş ki oğlum annenin bir şeyi yok. Gıdasına dikkat et. Sabahleyin çok muhteşem bir kahvaltı hazırla. Efendime söyleyeyim. İşte öğlenliğin gayet şık bir bonfilesini, yeşil salatasını yesin. Akşamleyin gayet güzel bir akşam yemeği. Tabii olanın da mali durumu müsait değil. Annesi duyunca bunu demiş ki ört ki ölem doktor.
benim Malatyalı teyzem, Allah nur içinde yatasın, o anlatırdı. Bu saatten sonra bu hanımefendiye de doktor ne yerse yesin diyor. Hiçbir zararı yok.